Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 10 Ağustos Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün iki tane yerli yarış programımız var ve ikisi de onar koşulu kalabalık bir yarış programı bizi bekliyor. Zor koşullar, tabii ki zor. Hem şartlı bir yarışların, maiden yarışların, hatta şartlı 19 yarışların olması altılı programını bayağı bir cazip hale getiriyor. O yüzden biraz temkinli oynamanızda bence çok çok fayda eder arkadaşlar. Yarışlar bitmiyor bildiğiniz gibi. Her gün yarış var. Her gün görüyorsunuz kaç tane altılı programı. Hani ne bayisi ararsanız muhakkak var arkadaşlar. O yüzden kesinlikle bütün yarışlara bence saldırmasanız daha iyi dersiniz arkadaşlar. Bu arada yurt dışı yarış programları maalesef kötü hava şartları yüzünden ertelendi. Zaten bir gün öncesinde de programdaki çim pistler iptal olmuştu. Amerika'da, Saratoga'da ve kum almıştı ama bayağı sulu pistti. Haliyle Cuma akşamı da daha gündüzden Amerika'daki bütün yarışlar iptal edildi bizim programımızın içerisinde. Bugün de bir Gulfstream Park gözüküyor ama ben bu Gulfstream Park'ı vermeyeceğim. Sebebi bayağı TCK'nın vermiş olduğu bir yedek yarış olarak gözüküyor. Zaten asıl yarış değil bu Gulfstream Park'taki yedek yarışlar. O yüzden bu yedek yarışları hiç bence bulaşmamak en iyisi. Ha, oynarsanız lafım yok ama yine oynayan arkadaşlar için söyleyeyim. Kesinlikle son dakikalarda oynayın. Çünkü pist değişikliği, çıkan atlar çoğalıyor. Bu tip yerlerde o yüzden mağdur duruma düşmeyin arkadaşlar. Gelelim bugünkü koşu programımıza. Ankara'da dediğim gibi yine İzmir'de bol koşulu bir zorlu program bizi bekliyor. İzmir şablonu videonun hemen sonunda yer alacak. Bunun da bilgisini verdikten sonra hemen yavaş yavaş da olsa programımıza geçelim. Günün birinci koşusu saatler 13'ü gösterirken şartlı bir dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışıyla başlıyoruz. 4 ve 8'in ekür olduğu bu şartlı bir ilk kez koşacak olan Taylan. Allah ayaklarını basasın. Bugün güzel Taylarımız yine sahada. Tabii ki zorlu açılışta da söylemiştim. Ben burada sıralama o şekilde 3 dolu güven kısmı, kaya yörekli temsilcisi Nişman Çizik ve biraz daha bende ön plana çıktı çalışmalarıyla en azından gösterdiği güzel çalışmalarıyla. 5 nolu kardeş Çimen bir sağdığın gücü temsilcisi Müslüm Çelik Star Halsarkan'da yine iyi görüntüye sahip, iyi bir orijine sahip. 8 nolu Zehra Gülü, 4 nolu Işık Peri ile ekir olan bu kaya üretti. Temsilcisi Ercan Çankaya'da yine iddialı ve şanslı gözüken taylar arasında. 2 nolu Damla Sultan bu Diliran temsilcisi Mehmet Akyavuz'da yine biraz ayağına çabuk görüntüsü var. Bir de 6 nolu Olga var. Bir çark temsilcisi Eray Çizik ve Star Damsavkan'da yine çalışmayı beğendim. Bayağı da güzel çalışmaları var. Dereceli galoplara da sahip. Ben o yüzden es geçirmemesinden yanayım. Benim de sıralama 3, 5, 8, 2, 6 oldu bu koşuda. Günün ikinci koşusu handikap 16, 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre kum yarışı ve 6 savkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman arka arka 4 yarışını kazanıp son yarışta bir 3. elde etmesine rağmen yine iyi idman durumuyla formunu muhafaza eden 2 nolu El King bu Victor Galo temsilcisi Ahmet Çelik de bence bu yarışı kazanmaya çok yakın gözüküyor. O yüzden ben tek olarak önereceğim 2 nolu El King'i. Daha sonra 3. koşuya geçiyoruz ve şart 3-2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu ve 2 ve 6'nın ekir olduğu 6 tayın yer almış olduğu koşuda 3 nolu Zambur Ağla başlayan bu Papa Kelen temsilcisi Ahmet Çelik ve Staffan Safkan yarış hayatına güzel bir birincilikle başlayan bu isim. Ben de biraz daha ön plana çıkan Safkan oldu. Daha sonra bir nolu Battle for Glory. Bir Bluegrass Cat temsilcisi Kocakaya'da Stardom Safkan'da. İlk yarışın kumda bir beşinciliği gayet tatmin kaldı. Arka arka çim yarışın ikisini de kazandı. Ama 78 günlük bir arası var. Ama güzel çalışmalarla bence güzel bir değişiklik yarışı çıkarmaya da çok yakın gözüküyor. Bir de ekür avantajıyla süratli yapıya sahip olan iki nolu Vahşi Babikal. Altın nolu Kızılsın'da ekür olan Babikal temsilcileri de Ercan Çankaya'da bence yine iddialı gözüküyor. O yüzden ben 3-1-2 sıralaması vereceğim bu koşuda. Evet, günün dördüncü koşusu şartlı 5-4 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışı ve 5 safkanın yer almış olduğu Yedili Plase'nden başlangıç ayında ben 1 nolu Kılıçibo, bu Kazbek temsilcisi Kocakaya'la bir de 3 nolu Senhal, Mutum Özbey temsilcisi Fesih Çetinbaş'la eşit 2 şanslı isim olarak görüyorum. O yüzden ben bu aya 1 ve 3 olarak önereceğim. Günün bir sonraki koşusu yani günün ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağı olan 5. koşuda handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çim koşusu. 10 safkanın 10 tayın yer almış olduğu bu koşuda önce 5 nolu Ocean Empire'a başlayan bu Greystone temsilcisi Mücahit Bayır'la yine uygun kilosuyla
Bu arada güzel bir yakalamış olduğu formuyla ben biraz daha ön plana aldım. Bu 5 dolu Ocean Empire. Daha sonra 6 dolu Run for Yavuz. Bir hakim temsilcisi. Eray Çizik ve Star Ramsavkan'da nihayetinde son yarışta güzel bir birincilik elde etti. Ve aynı muhafaza formunu koruyan bu isim de burada da şanslı gözüküyor. 4 dolu Uyanış Anadolu. Bir otorize temsilcisi Müslüm Çelik ve Star Ramsavkan'da istikrarlı gidiyor. Her ne kadar son 3 yarışı tabela dışı gözükse de ben Savkan'ın genel durumunu beğeniyorum. En azından kendine uygun rakipler arasında start alıyor. Ekin olan May Orpan, bir Paco Boy temsilcisi ve adam işte ağır kilosa rağmen çok güzel bir formu var. Vermiş olduğu 104 günlük arada Safkan'a yarımışa benziyor. İyi çalışmalarla bu yarışa katılıyor. Bir de 7 nolu Şah Baba, bu Paco Boy temsilcisi de Mehmet Akyavuz da yine oldukça güzel bir form yakalamış. Safkan kendine uygun rakipler arasında şans verdiğim diğer Safkan oldu. 5-6-4-2-7 yani bu koşu için sıralama. Günün 6. koşusu handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 1500 metre kum yarışına geldik. 6 ve 7'nin ikili oldu. 9 Salkan'ın yer almış olduğu koşuda ben 3 dolu Sürgün Kral'la başlayacağım. Baba Ölü temsilcisi Müslüm Çelik'te. Nihayet de son yarıştaki güzel bir 3.likte formunu bulan ve arttıran bu Salkan bugün biraz daha ön plana çıkıyor diğer paylara oranla. 4 dolu Miri Alem, Sarraf temsilcisi İçmar Çizik'te Stavran Salkan'da yine 4 gün önce koşmuş olduğu yarış. Güzel bu Safkan da bu aralar kendini toparlamışa benziyor. Bir de 2 nolu Baran Efe, bu Ender Efe temsilcisi de kendine uygun rakipler arasında bence iyi gruplardan bir yarışta koşacak olan bu Safkan. Her ne kadar 61 kiloluk koşmuşsa da ben yine bu Safkan'ın iyi hazırlıklarıyla ön plana aldım. Yani 3-4-2 arasında bir yarış bekliyor bu koşuda. Günün 7. koşusu Safran Bolu koşusu var. Bir kısa vade 8, 4 ve yukarı Arapların 2100 metre kum yarışı. Ve 10 Safkan'ın yer almış olduğu koşuda benim sıralama önce 5 nolu Cihan'a bedel. Bu Anka temsilcisi Özcan Yıldırım'la nihayet güzel bir form yakaladı ve son 2 yarışını arka arkaya kazanarak sevdiği mesafede de oldukça iddialı gözüküyor. 8 nolu Tanışık bu turma temsilcisi Vedat Abiş'te son çim yarışını ölçü almadığım bir isim. Ondan evvel 2 tane güzel kum ikincilikleri olan Safkan. Safkan da bu aralar iyi gözüküyor. 1 nolu Seçeran bu Özgün Han temsilcisi Ahmet Çelik'le. Yine son ikinciliği güzel, güzel hazırlıkları da sahip Safkan. 10 nolu Torun Kalas, Serhan Tayyip temsilcisi Mehmet Akyavuz da yine uygun kilosuyla ve yakalamış olduğu güzel etkili performansıyla çok şanslı gözüken isimler arasında bir de son olarak da 2 nolu Havza Aslanı bu Tamer'in temsilcisi Gökhan Kocakar'a start alıyor. Her ne kadar son 3 yarışı kötü gibi gözükse de grup yarışlarından gelen bir isim. Bence bu Safkan'ı es geçmemek lazım. Kesinlikle Toto'ya bakıp aldanmayın arkadaşlar. O yüzden 2 nolu Havza Aslan'ı söyledikten sonra bu ayakta 5-8-1-10-2 arasında bir yarış bekliyor arkadaşlar. Evet, günün 8. koşusuna geldik. Yine bölünen şartlı bir dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışına ve 8 tayın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 5 dolu Şecaatlı Yılma Başar temsilcisi Vedat Abiş ve Stavran Safkan uzun zamandan beri itina ile hazırlanan ve dereceli galıplarla göz dolduran bu Safkan bence ilk yarışı olmasına rağmen bu grubu geçmesini bekliyorum. Benim de bugünkü tek limanım oldu. 5 dolu Şecaatlı Vedat Abiş'ti arkadaşlar. Günün 9. koşusuna geldik. Şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum yarışına ve 11 Safkan'ın yer almış olduğu koşuda 2 ve 9'un ikili olduğunu görüyoruz. Ben de burada ekürlerden 2 nolu Hammond Torch, 9 nolu King of the Sea ile ekür olan bu Tiz White temsilcisi Fesih Çetinbaş'la bu aralar güzel formuyla bir de ekür avantajıyla benim biraz daha ön plana aldığım Safkan. Daha sonra 6 nolu Adolfo Ogel, Torok temsilcisi Vedat Abiş'le start alacak olan Safkan da ilk kez start alıyor ama oldukça iyi bir görüntüye sahip, dereceli galıplarla, iyi hazırlıklarla gelen bir Safkan. 4 nolu Queen Elisa, Masseveli temsilcisi Ercan Çankaya'da start alan Safkan da yine oldukça dereceli galoplarla, iyi hazırlıklarla bu yarışa bayağı fit durumda gelen bir Safkan. 3 nolu Maystar, bir Weiner Wazer temsilcisi Kocakay'la start alan Safkan da ikincilik, birincilikten sonra bir 179 günlük arası var ama Safkan da bayağı muntazam çalışmalarla geliyor. Bir de 7 nolu Cavalry of Victory, bir Tizvay temsilcisi Müslüm Çelik'le start alan Safkan da yine 5 aylık aradan sonra iyi start alacak olan bir diğer isim. Görmüş olduğunuz gibi çoğu buradan Safkanların bayağı bir aralıklı vermiş ama liman durumları çok iyi. Ben o yüzden kesinlikle aldanmamanızı önereceğim. Benim sıralama 2-6-4-3-7 oldu arkadaşlar.
Günün son koşusu satış koşusu var. 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre çim koşusu ve 8 sapkının yer almış olduğu koşuya baktığınız zaman evet, ikinci fiyatlara bakıyoruz tabii ki. Almasak bile meraklanıp bakarız biz de. Evet, 8 tane yer almış olduğu koşuda ben 3 dolu Deepliner. Mendy temsilcisi Müslüm Çelik'le yine performansı güzel olan bir isim. 2 nolu Moon Effect bir liner temsilcisi. Ahmet Çelik'le Safran Safran'da yine iyi görüntüsüyle. Bir de 4 nolu Girl of Dora. Bir Greystone temsilcisi Burhan Kılıç'la son güzel birinciliğiyle burada şanslı gördüğüm bir yasaklı. Zor bir koşu ama ben 3-2-4 biraz daha ön plana tutuyorum. Ve size de bu safranları öneriyorum arkadaşlar. Hemen şablonlarımızı paylaşalım. Ankara arkasından İzmir şablonu yer alacak. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.